Yönetmen yazar Gülşah Nezaket Maraşlı Göç'le birlikteyiz. Gülşah Hanım hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kendinizi tanıtır mısınız bize? Tabii ki. Aslında mesleğime okul yıllarımda başladım. Lise yıllarında İstanbul'da oturduğum ilçenin gazetesinde başladım. Muhabirlik yaparak. Daha sonrasında 90'ların çok revaçta olan haftalık dergisi Yörünge'de sinema yazıları yazarak devam ettim. Ayrıca Yörünge'nin Avrupa'da ve Almanya'daki vatandaşlarımıza yönelik çıkardığı dergide de yazılar yazmaya devam ediyordum. Sonrasında gazeteler, yine sinema yazıları, Sabah Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi gibi gazetelerin internet sitelerinde devam ettim. Sonrasında senarist olarak sürdürdüm mesleğimi. Türk sinemasının duayen isimleri Ayşe Şasa, Bülent Orhan, Yücel Çakmaklı gibi isimlerle çalışmak nasip oldu. Sonrasındaysa işte 50 kadar belgesel, dizi film setlerinde bulundum. 2013 yılında yılın en iyi kültür sanat programı ödülünü aldım. Diyanet TV'de Kim Bunların yapımcılığında Fezay Polat'la birlikte Işık ve Sahne programını 4 sezon çektik. Sunuculuğunu yaptım. Ayrıca mesleğimin başlarında yine ulusal bir kanal olan Üsküdar FM'de de radyo programı hem yapımcılık hem sunuculuk yapmıştım. Sonrasında Ankara'da 2 sene boyunca hem film okumaları yaptım hem mesleğimin dersini vermiş oldum. Yani sabah İstanbul'dan Ankara'ya gelip akşam tekrar dönerek canlı yayına katılıyordum. Yönetmenlik de yapıyordum aynı zamanda. Sonrasında da TRT dahil birçok ulusal kanalda yönetmenlik yaptım ve yönetmenliğime, mesleğime hala devam ediyorum. Geçtiğimiz Mart ayında Beyoğlu'nda bir Leventel Giovanni Scognamillo isimli bir kitap çıkardınız. Kitabın içeriğinden önce şunu sormak istiyorum. Scognamillo kimdir? Sizin hayatınızdaki yeri nedir? Siz bu kitabı neden yazdınız? Aslında Beyoğlu'nda bir Leventen Giovanni Scognamillo kitabı 9. kitabım. Çok yazarlı kitaplarla beraber söylersem. İlk kitabım Türk sinemasında Osman Fahir Seden'le düet idi. Düet çünkü Osman Seden'le benim yazılarımın iç içe geçmiş olduğu bir kitap olduğu için. Sonrasında bir Halit Refik filmi, yine Halit Refik'in evinde hazırlamış olduğum, onunla dair bir dostluğum var idi. Sonrasında Türk sinemasında Din, Günahıyla Sevabıyla Yeşilçam ve Giovanni Scognamillo'nun kitabı. Giovanni Scognamillo Türk sinema yazarı, Türk sinema tarihçisi. Onun ötesinde Türk sinemasına ilk zamanlarına tanıklık etmiş bir şahsiyetti. Aslında ailesi sinemacı, yani dededen, İtalya Napoli'den İstanbul'a göç eden bir aileye mensup. Dedesi bazı işler yaptıktan sonra sinema sektöründe karar kılıyor ve hani bilindiği gibi Giovanni Scognamillo'ya sinema sadece anne babasından miras değil, dedesinden de miras kalmış bir meslek aslında. Evet. 25 Nisan 1929'da Şişli'de doğmuş. Şişli'ye bağlı olduğu için Şişli diye geçiyor ama Beyoğlu'nda sinemanın tam da kalbinde doğmuş. Bebekliği ve çocukluğu Beyoğlu İstiklal Caddesi Asmalı Mescit sokaktaki evinde geçmiş. Dolayısıyla Giovanni Türk sinemasının dediğim gibi ilk o siyah beyaz dönemleri ve sessiz dönem, denli sesli döneme geçiş dahil her türlü evresine kademe kademe birebir şahit olmuş bir şahsiyettir. Bu yüzden zaten çok önemli bir yere oturuyor Türk sinema tarihinde. Sinemaların içinde büyümüş, film sektörünün içerisinde büyümüş. Babası zaten Elhamra sinemasının müdürlüğünü yapmış. Dolayısıyla çok küçük yaşlardan beri sinema salonlarına gidip gelmeye başlamış. Hatta çok ilginçtir, kitapta da bu yer alıyor. 5 yaşlarındayken çocuk olduğu için, küçük olduğu için sinema salonuna alınmıyor. Yani dünün sinema salonuna alınmayan bir çocuk bugünün Türk sinema tarihçisi bir şahsiyet durumunda. Giovanni'nin bende çok özel bir yeri vardı çünkü çok özel bir dostluğumuz vardı Kazancı Yokuşu'ndaki evinde. Bu kitabın
biraz da albüm kitap niteliğinde çünkü fotoğraflar çok yoğun. Dolayısıyla evinde bizzat kendisinden aldığım fotoğraflar bunlar. O da o fotoğrafları verirken sağlığında yazdığım bir kitap aynı zamanda. O da o fotoğrafları verirken çok heyecanlıydı. Gülşah bunu da mutlaka kitaba koymalısın. Bak bu fotoğraf da çok özel. Fotoğrafların çoğunun altında yer alan, okuyucular görecektir, altında yer alan cümlelerin birçoğu Joanne'nin kendisine ait. Yani o fotoğrafları ve o fotoğrafların hikayesini anlatan aslında Joanne fotoğraf altlarındaki metinlerde. Çünkü sağlığında hazırladığım için bu kitabı fotoğrafları bana verirken fotoğrafların hikayelerini de bir yandan anlattım. Ve bu fotoğraflar 1900'lü yılların başından itibaren Joanne'nin ailesinin den itibaren yani dedesi, işte babaannesi, annesi, babası, annesinin gençliğinden itibaren başlayan siyah beyaz fotoğraflarla kitap açılıyor. Daha sonrasında yine siyah beyaz fotoğraflarla Joanne'nin küçüklüğü. Bu kitabı okurken insanlar hani benim için de özelliği odur. Bir yandan bir Joannis Konyamilo'nun hayatına tanıklık ederken Türk sinemasının aslında Beyoğlu'nda nasıl doğduğuna, nasıl geliştiğine ve günümüze kadar hangi evrelerden, hangi durumlardan geçerek geldiğine de tanıklık ediyor. Bu yüzden aslında bir Türk sinema tarihi adı altında alınabilecek, ele alınabilecek de bir kitap olmuş oldu. Dolayısıyla bu güzel bir kazanımdır diye düşünüyorum. Joannis Konyamilo'nun bir özelliği daha şu ki meslek hayatı boyunca gençlere bir kere çok şey yaptı, destek verdi. Yani onun evine ne zaman giderseniz onu mutlaka karşınızda bulursunuz. Ne zaman bir soru sorsanız mutlaka bir cevabını alırdınız. Size asla hayır denmezdi. O kapı her zaman size açılırdı. O telefon her zaman size açılırdı. Bu yüzden yaşadığı dönemde Türk sinemasına aşık olan gençleri de çok beslediğine ben de şahidim. Destek verdiğine ben de şahidim. Yazdığım bütün kitaplarıma da destek vermiştir. İlk kitabımın da ön söz yazarı kendisiydi. Günahıyla Sevabıyla Yeşilçam kitabımın da kapak yazısı kendisine aitti. Dolayısıyla hem dostluğu açısından benim için çok önemli bir yere sahip. Bana verdiği, meslek hayatım boyunca bana verdiği destek ve bana verdiği cesaret anlamında da çok özel bir yeri var. Dolayısıyla çok da özlediğim bir şahsiyet zaman zaman. Aslında kitap biraz da onunla sohbet etmemi de sağladı. Bu da çok mutluluk verdi bana yazarken. Şöyle ki özlediğiniz insanlarla konuşmak istersiniz. Tekrar hani bir etkileşim yapmak istersiniz. Fakat Giovanni vefat ettikten sonra evet onunla konuşmaya hep ihtiyaç duydum. Peki bunu nasıl yapabilirdim? Bunu ben bu kitapla yaptım. Şöyle ki ben Giovanni'ye bir soru sordum. O da bana cevap verdi. Mesela dedim ki peki Giovanni Türk sinemasında müziğin yeri nedir? Ya da evrensel sinemada müziğin yeri nedir dedim. Giovanni bana cevap verdi. Nasıl cevap verdi? Yazdığı, bugüne kadar yazdığı ve çeşitli mecralarda yayınlanan yazılarıyla cevap verdi veya kitaplarında yazdığı paragraflarla cevap vermiş oldu. Okuyucu da bu anlamda sorabileceği her soruyu sorabilir ve cevabını mutlaka alır. Ama bu benim yazmış olduğum bu kitapta alacak cevapları ama dilerse Joanne'nin diğer yazılarında da istediği cevapları bulabilir. Bu yetenek çok fazla yazara nasip olmamıştır. O yüzden bu da Giovanni'yi özel kılıyor bence. Yani vefatından sonra da kendisine danışanlara cevap veriyor olmak büyük bir erdemdir, büyük bir yetenektir diye düşünüyorum. Ben size kitabın içeriğini soracaktım. Siz zaten anlattınız ama size bir de son olarak şunu sormak istiyorum. İnsanlara bu kitabı neden önerirsiniz? İnsanlara bu kitabı evvela Joanne'yi mutlaka tanımaları gerektiği için öneririm. Çünkü dediğim gibi çok derin bir şahsiyet. Aslında bir Osmanlı beyefendisiydi diyebiliriz. Evet Türkiye'de yaşayan son Levanten bir aileden geliyordur. Bir Levanten geleneğinden gelen bir insandı. Fakat o hiçbir zaman ben demezdi. Biz Türkler derdi. Konuşurken de biz Türkler derdi. Yazarken de biz Türkler derdi. Dolayısıyla bizden biri mutlaka tanımaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yeni neslin mutlaka tanıması gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi Joanne'nin Türk sinema tarihi üzerine inanılmaz bir derya.
yıllar sonrasında bile başvurulabilecek birinci kaynaklar arasında. O yüzden kitabı okurken keyif alacaklar. Bir de kitabı şunun için tavsiye edebilirim. Kitap az evvel de bahsettiğim gibi siyah beyaz dönemden renkli döneme geçiş. Yani öyle bir zaman yolculuğuna çıkacaklar ki 1900'lü yıllardan 2000'li yıllara kadar gelirken çok farklı dünyaları görecekler. Şahitlik edecekler. Şahit olan bir kişinin emeklerini de görecekler. Bir de Giovanni'nin farklı yönlerini de görecekler. Mesela oyunculuk yaptığını çok fazla kimse bilmez ama o oyunculuk da yaptı. Onun ressamlığı var mesela. Çizmiş olduğu resimler de ayrıca kitabın sonunda yer alıyor ve çok ilginç çizimler bunlar. Mesela bir çizgi roman karakteri olduğunu da bilen çok azdır. Çizgi roman kapaklarında da yer almıştır. Çizgi roman karakteri olarak orada da yer almıştır. Yani hem çok renkli bir kişilikle tanışacaklar, hem de bizim tarihimize, sinema tarihine tanıklık etmiş olacaklar. Bu da keyifli bir zaman yolculuğu olacak onlar için. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.